Hanımefendiler, beyefendiler, ben Kubilay Yılmaz. Önümüzdeki 4 dakika içinde bir paradigma değişimine şahit olacaksınız. Bugün... Slide geçmiyor ama... Bakayım. Tabii. Belki pili azaldı. Ben şimdi siz sıradaki slide deyin, arkadaşlar geçsin. Tabii, olur mu? Tabii. Şunun piline bir baktım. Tabii ki. Siz devam edin. Öyle mi? Evet. Bugün... Ha, şu anda olmuş sanıyorum. Bir deneyelim mi? Tamam. Bugün. Evet. Baştan mı? Lütfen. Sürenizi de başlatıyoruz. Hanımefendiler, beyefendiler, ben Kubilay Yılmaz. Önümüzdeki 4 dakika içinde bir paradigma değişimine şahit olacaksınız. Bugün günlük hayatta birçok yerde kullandığımız ve dünya içinde ciddi bir problemden bahsedeceğim. Kullanat piller. Eğer bir sayı vermek gerekirse her yıl üretilen ve tüketilen 10 milyar adet alkali pilden bahsediyorum. Tüketiciler bu pilleri kullandıktan sonra çöpe atıyor ve yeni bir pil alıyorlar. Bir pil deyip geçmeyin, bu piller döngüsel ekonomiye uygun değil. Bunun yanı sıra hem kullanıcıların cebine hem de doğaya ciddi şekilde zarar veriyor. Peki bunun için en iyi çözüm ne olabilir? Kullanıcılarını hem tasarruf ettirmeli hem atık miktarını azaltmalı. En önemlisi de bu kullanıcıların kullanım alışkanlıkları var ve bunları hiç değiştirmemeli. Gerçekten böyle bir senaryo mümkün mü? Artık mümkün. Plakson şarj edilemeyen alkali pillerinizi gücünü tamamen güneşten alarak şarj edebiliyor. Size maliyetsiz ve güvenli şarj imkanı sunuyor. Tek yapmanız gereken marketten alıp bitirdiğiniz marka fark etmeksizin pillerinizi cihaza yerleştirmek ve cihazı güneş altına bırakmak. Plakson size her kullanat pil için minimum 5 tam şarj döngüsü vaat ediyor. Tabii ki bu ürünle şarj edilebilir pillerinizi de şarj edebilirsiniz. Yaptığımız saha araştırma sonucunda bu cihaza en çok kim ihtiyaç duyar diye düşündük ve hedef kitleyi haliyle pilli oyuncaklardan dolayı çocuklu aileler, pil tüketimi yüksek bireysel kullanıcılar ve mobil ekipmanlardan dolayı outdoor sporcular oluşturdu. Pazarlama olarak B2G ve B2B'de ürünün değiştirilebilir pil yatağı versiyonuyla, B2C'de ise sabit pil yatağı versiyonuyla son kullanıcıya ulaşacağız. Aslında her kullanıcının pili için bir çözüm getirmiş olacağız. Peki ne kadar büyüklükte bir pazardan söz ediyoruz? Research and Market'ın verilerine göre 40 milyar dolarlık bir pazardan söz ediyoruz. Satış sonrası hizmetlerimizin yanı sıra ekosisteme dahil etmeye hazırlandığımız diğer ürünleriyle hem bu ürünün kullanımını arttıracağız hem de genişleyen ürün yelpazemizde her kullanıcı kitlesini ekosistemimize dahil edeceğiz. Rakiplerimize kıyasla en rekabetçi yanımız. Tek bir cihazda kablolardan, prizlerden koparak tamamen mobil ve sıfır maliyetle dilediğiniz yerde dilediğiniz pilleri şarj edebilmeniz. Eylül 2021'de başladığımız bu serüvende ürünümüzün patent başvurusunu tamamladık, pilot uygulamalarını tamamladık ve seri üretime geçmek için yatırımcı görüşmeleri gerçekleştiriyoruz. Genç ve dinamik bir ekibiz. Her birimiz enerjinin farklı alanlarında tecrübeye sahip ama ortak paydamız daha yaşanılabilir bir dünya için yeni teknolojiler ortaya koymak. Bu teknolojileri kullanan pilot kullanıcılarımızın da %93 memnuniyete sahip olduğunu belirtmeden geçmeyeyim. Seri üretime geçmek, Ar-Ge çalışmalarımızı yürütmek ve hedeflerimizi gerçekleştirmek için 500 bin dolarlık finansal kaynağa ihtiyacımız var. Şimdi her şeyi bir kenara bırakalım. Size ufak bir konudan daha bahsedeceğim. Yenilenebilir enerji kaynaklarına son 10 yılda yapılan total yatırım tutarı 3.8 trilyon dolar. Peki bu bize ne kazandırdı? Fosil yakıt kullanımını %82'den %81'e düşürdük. Peki sadece Plakson'un hayatımıza girmesiyle ne kazanacağız? Kullanıcıların tasarruf etmesi, atık miktarının azaltılmasının yanı sıra 860 bin ton karbonun gezegenimize salınmasının önüne geçeceğiz. Bir değişimin tam ortasındayız. İnsanlara ve toplumlara dokunabilmemiz lazım. O yüzden Electroplax bir fikirden çok daha fazlası. Teşekkürler.